Sanırım 1980'lerdeydi İtalya'da başlayan bir yavaş hareketi vardı. Yavaş şehirler. Geçtiğimiz günlerde Tanıl Bor onunla ilgili yazmıştı. Yavaş siyaset diye. Bundan önceki İzmir Belediye Başkanı yavaş şehir kavramını gündeme getirmişti. Yavaş yaşamakla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu soracağım. Çünkü sizin gibi tefekkür gerektiren, sorgu gerektiren bir işi yapan birisi. Bizler gibi bir koşturmacanın içerisinde dalıp böyle bir sanat filmindeki işte rüzgarın ya da suyun esintisiyle bir yere doğru savrulan cisimler gibi bir yere takılıncaya dek devam eden ancak takıldıktan sonra "aa" diyen insanlar var. Belki bu sadece bir anekdot. Belki bu sadece benim etrafımdaki insanlar. Koşuşturmak başka bir şeydir. Anlamsız bir koşuşturma. O değil. Çalışmak o değil. Çalışmakta bir anlam görmek var. Hani o anlamı görmediğiniz zaman o zaman işiniz anlamsız olur. Bir an önce emekli olmak istersiniz. Ama yaptığınız işte anlam görüyorsanız hele hele o iş anlamlı bir işse çünkü ben anlamlı bir şey görebilirim ama o kendisi olmayabilir. En ekstrem örneği yine şeyde buluyoruz, Camus'un vebasında buluyoruz. İhtiyar, Le Petit Vieux. Biliyor musunuz, Bilmiyorum, okudunuz mu? hatırlamıyorum. Şimdi, Vebayı okudum, evet. her gün saat 4:30'da pencereye çıkıyor. Kağıt kesiyor, koparıyor böyle parça parça. Atıyor ve kedileri çağırıyor. Pis, pis, pis. Kediler geçince de üstüne tükürüyor. Şimdi bunu her gün 4:30'da yapıyor. Bu insanın hayatına bir anlam katmasıdır bu da. Ama o kadar, kendi hayatına. Ama bir de mesela şey, Mother Teresa'nın gidip de şeylere, hastalara bakması. Bulaşıcı hastalara bakması. O da bir anlam katıyor. Ama o hayatına anlam kattığı gibi insanlığa bir şey katıyor. Öbürü kendi kendine. Ama ikisi de bir anlam. Veba ile ilgili paylaşmak istediğiniz önceki kısımda yarım kalan bir şey var mı? Vallahi çok var ya, konumuza göre çıkıyor bir Devam edebiliriz, şeyler. tekrar Çıkıyor bir söyleyebiliriz şeyler. diyorsun. Yani diyorum, ısmarlasam bu kadar olmaz. Demek göz çok iyi görüyor bazı şeyleri. Buradan biraz peki bu karmaşaları, belirsizlikleri, değeri, etiği hayatımıza nasıl dahil edeceğiz? Biraz bu eğitim konusuna pratikteki durumuyla şey yapalım, değinelim. Ne demek istiyorum? 1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kuruyorsunuz. O zaman Türkiye'de iki felsefe bölümü var Evet, sadece, değil mi? İstanbul ve Ankara'da. Ve aslında siz bunu da çok kendi rızanızla kurmuyorsunuz. Bu size bir şekilde kurun dedir, Evet, deniliyor, değil evet. mi? Öyle Ben bir durum oraya var. geldiğimde bir gün kulakları çınlasın. Emel Doğramacı'ydı de o zaman müdürümüz. Dedi ki biz karar verdik, şey kurduk. Felsefe bölümünü kurduk. Beni çünkü eğitim bölümüne almışlardı o sırada. Gelsen program yap, hazırla. Şeyden başladık o zaman. Yüksek lisans ve doktora programından başladım. Birkaç kişi düzgün bir şekilde yetiştikten sonra öğrenci aldık. Önce kadroyu kurduk aslında Bir diyorsunuz. çeşit, evet. Evet. Şahane. Şimdi onların hepsi ya da bir kısım öldü bile. Profesördür onlar hepsi. Hatta emekli olanları var. Şahane. O dönem tabii bazı okulların müfredatlarını görmek, karşılaştırmak, onlara erişmek, arayıp bulabilmek bu kadar kolay değil. Onu Değildi nasıl tabii. yaptınız? İşte kataloglar çıkıyordu. Birçok üniversitenin kataloğu vardı. Onlara ulaşmaya çalıştım, baktım ne oluyor. Ama kopya etmedim. Ben bizim koşulları da göz önüne bulundurarak ve felsefenin ne işe yaradığını düşünerek kendi kafamdaki ona göre bir program yaptım. UNESCO'dan bahsettiniz. Sonrasında da UNESCO kürsünüz var orada, değil mi? Evet, o şeyde Hacettepe'deyken Hacettepe'de, değil mi? başladı. Şimdi burada da aynı. UNESCO'nun çalışmalarına ben çok önem veriyorum. Ama eski UNESCO değil. Neden? O yönetenlerle ilgili çok ilgili. Benim gördüğüm en
benim kafama uygun genel direktörü Federico Mayor. Biz hala onunla çalışıyoruz. Bu Zapatero'nun kurduğu ölüm cezasına karşı uluslararası komisyonda yine çalışıyoruz. 90 yaşına geldi, pırıl pırıl bir kafası maşallah var. Çalışıyoruz. Genel olarak eğitimi biraz daha deşeceğim. Şöyle ki, bu bahsettiğimiz olaylar 1969'da gerçekleşiyor. Evet. Topu topu 3 bölümden bahsediyoruz. Hatta orada güzel bir anekdot da var sanırım. Daha sonra YÖK sizin müfredatınızı alıp diğer okullara mı gönderiyor? Örnek diye gönderiyor ve kıyamet koptu tabii. Niye? İOANA'nın programı olmuş o. Peki niye gönderdi? Yani onlar da o müfredata uysun diye. Şimdi şöyle bir şey vardı o programda. Sadece örnek olsun diye mi yoksa o müfredatı uygulayın diye mi? Ve şimdi okullardan bir tanesi de... Bana göndermediği için bu ayrıntı yanlış bir şey söylemeyeyim. Ben şöyle bir şey düşündüm. Bir kere bu alanda okuyan bir insanın muhakkak bilmesi gereken bir şeyler var. Bir o. Ondan sonra pratikle uygulamasında bir iki ders. Mesela ilk defa şey koyuyorum, insan hakları dersi koyuyorum ben. Herkes şaşırdı. Hatta kurulda itirazlar olmuş. Ne işi var insan hakları, hukuk işi. Rektörümüz sağ olsun o zaman ben itiraz ettim. Dedim ki bu olmuyor, bana deyin, uygun değildir, şundan dinleyeyim. Ama hiçbir yerde görmediğiniz için itiraz etmeyin. Ve rektörümüz gidip araştırdı, örnekler buldu, o sundu. Ben keçi gibi inat ettim. Tabii o zamanlar bu kadar inceleyip sık dokunmuşsunuz, böyle güzel kurumlar ortaya çıkarmışsınız. Ve bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda da okul var. Bugüne geldiğimizde nicelikte müthiş bir artış var. Evet. Türkiye'nin her yerinde üniversite var artık. Kaç üniversite var, kaç felsefe bölümü var bilmiyorum. Ama sorun felsefe bölümü özelinde de değil. Bugünün eğitim kurumlarına baktığınızda, sonuçta siz de bir akademisyen olarak ülkenin dört bir yanında çalıştınız diyebiliriz. Erzurum'da çalıştınız, Anadolu'da çalıştınız, İstanbul'da uzun yıllardır çalışıyorsunuz. Nicelikteki bu artışın niteliği nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Ya da bugün için genel olarak ne söylemek istiyorsunuz? Bu genel bir soru. Maalesef seviye çok düşük. Yani geldiği donanım, çocukların geldiği donanımla o zamanki çocukların geldiği donanım çok farklı. Bunun üstesinden gelmek gerekir ve bu bir günde, iki günde olmaz. Bir ısrarla izlenen bir program gerekli bununla ilgili olarak. Ama yani bir günde değişmez bir şey. Ve öğretmen. Öğretmen çok önemli. Kadro. Öncelikle kadroyu oluşturmak gerekiyor diyorsunuz. Tabii. Yani öğretmenleri çok iyi yetiştirmek. Çünkü felsefe aynı zamanda, yani şöyle bir ifade kullanırım, baktığımızı görmeye yardımcı oluyor. Çünkü bakıyoruz birçok şeyi ama görmüyoruz. Oradaki problemi görmüyoruz, özelliği görmüyoruz. Bunu yani verdiği şeylerden bir tanesi de, ve bu çok önemli, baktığını görebilmek. Sonra etik sorunları göz ardı etmemek. Ne olsa olur diye bir şey yok. Bunları verebiliyorsa bir işe yarıyor felsefe, yoksa o da bazı ekolleri olduğu gibi sadece mantıktan ibaret değil. Ama o bile yok. O bile yok. Çünkü reklamlar çok öğreticidir. Şey bakımından, halimizi göstermek bakımından çok öğretici. Halimizi göstermek. Evet. Ne demek istediğiniz? Şimdi nasıl bağlantıları yanlış kuruyoruz? Nasıl etik değerleri hesaba katmıyoruz? Bu iki söylediğime örnek vereyim. Ama çok herhalde birçok yerde yazmışımdır onları. Olsun. Bir tanesi etik bir sorun bana sorarsanız. Şey, bir deterjanın reklamı. Bir bey gitmiş, ava gitmiş, kirletmiş gömleğini. Hanımı
pırıl pırıl beyaz yapmış. Hanımını şöyle kucaklıyor, diyor ki, hayatımın en güzel avı. Avı. Ne dediğini farkında değil. Yani kendisi avda kelime çağrışımı yapıyor. Karısı en güzel avı. Ve bunlar da yayımlanıyor. Ben soruyorum, bunlar bir şeyden geçmiyor mu? Denetimden geçmiyor mu? Denetimden geçiyor ama böyle şeylere bakılmıyor. Öbürü de şey, yani yine kelime çağrışımı, bir şeyler, tavuk reklamı. Şimdi tavuk yiyor, çocukları yediriyor. Bir de şöyle diyor, ben çocuklarımı tavuk yedirerek nasıl besliyorsam, ben de tavuk yiyeyim, tavuk beni beslesin. Şimdi o nasıl besliyorsa çocuklarını, tavuk da onu beslesin. İki ayrı beslemedir. O tavukları yedirerek besliyor. Kendisi tavuğu yiyerek besleniyor. Bu farkı göremiyor o reklamı hazırlayan. Bunlar basit şeyler değil. Bütün kafamızı oluşmasını etkiliyor.